da yapıştırdım bunu da. Tamam mı? Şu tüksiyen yumurta mıydı bir daha? Ney? Sevgili abi artık ya, ayırtacağım. Oldu mu? Şey ya, hani aynı şekilde ıslak mendil kapaklarından da yararlandım. Bunu bir tane manevi değeri olan bir kupa vardı. Onu buna dönüştürmek istedim. Bir para saklama kutusu gibi düşünülebilir. Üstünde kadın çorabı var. Aynı zamanda kullanılmayan ipler. Yani tamamen çok farklı bir tasarıma dönüştü. Severek kullanıyorum. Hani gerçekten bir kadın çorabını anlamak, kadın çorabı olduğundan hani konuşamadım. Olsun. Başladı. Yakın çekim alıyorum. Şu anda hazırladık ve çok güzel oldu. Şimdi böyle bir yaprak yapıyoruz. Son dokunuşlarımızı yaptıktan sonra kullanıma hazır olacak.
Çok farklı ürünlerden, atılacak atıl ürünlerden, çöp diyebileceğimiz malzemelerden inanılmaz şeyler ortaya çıkartıyorum ve bunu yaparken çok mutlu oluyorum. Gerçekten bu benim çocukluk hayalimdi, bir şeyler üretmek, bir şeyleri tasarlamak. İnanarak başladım, çocukluktan beri içinde büyüttüm ve şu an bir sektöre dönüştü bu, bir işe dönüştü. Benimle beraber 4 kişi çalışıyor, bir ekibiz ve gerçekten hepimiz çok severek yapıyoruz. Ben bu işi yaptığım için ve kadınlara önce olduğum için çok mutluyum. Çünkü hiçbir çöp, hiçbir atık aslında atık değildir, geri dönüştürecek bir malzemedir benim gözümde. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Oğlum küçükken bir araba istemişti ve alamamıştı. Ben bir anne olarak tabii ona o arabayı alamadığım için çok üzülmüştüm. Elimde biraz karton, biraz malzeme, kumaş ve eski arabanın tekerleri var. Onları birleştirdim ve arabaya dönüştürdüm. Tamamen hayal gücümle ve inancımla. Ve o bir oğlumu belki bir araba alsam o kadar mutlu etmezdi. Ama ona bir şey hazırlamak, bir şey sunmak onu çok mutlu etmişti. Gerçekten ne kadar imkanlarınız kısıtlı olursa olsun bir şeyleri ortaya koyabilirsiniz. Bence bir adım atmak o işin en önemli kısmı. Bir de inanmak yani tabii ki de ve çalışmak, çalışarak desteklemek. Bütün sosyal medyalarda zaten severek paylaşıyorum. Sevmeden hiçbir iş yapılmaz. En güzel iş severek yapılan iştir benim gözümde.